Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kortsa'nın 2023 sene sonu fiyat tahminini yapacağız. Ondan önce arkadaşlar, bildiğiniz gibi kanalımda birçok popüler hissenin, herkesin elinde neredeyse bulunan, hani bir kere de olsun bulunmuş hisselerin 2023 sene sonu fiyat tahmini çekiyorum. Eğer aradığınız, portföyünüzde olan bir hisse varsa gelip buradan bakabilirsiniz veya istediğiniz hisse varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince tüm Borsa İstanbul'daki şirketlerin videolarını çekmeye çalışıyorum ki yan tahtalarda %300-400 gidebilecek potansiyelde şirketler var. Bunlardan ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok konuştuk, işe geçelim. Şöyle öncelikle arkadaşlar 2021'de Korsa şöyle 7 milyar 800 hatta 900 milyon civarı bir satış yapmış. Bunu 2022'de 2 katından fazla arttırmış. İşte 18 milyar 400 milyon civarı bir satışı var. Şöyle çeyreklik satışlara gelip baktığımız zaman arkadaşlar, bu çeyreklik satışları birbirine oranlayacağız. Buradan bir satış artış miktarı bulacağız. Onu 2022 satışlarıyla çarpacağız ve 2023 hedef satış miktarını bulacağız. Şöyle 5 milyar 194 milyon 85 binlik bir satışı varmış. Bunu gelip diğer 2022'nin ilk çeyreğine oranlayacağız arkadaşlar. 1,24'lük bir satış artış oranı var arkadaşlar. Bunu gelip 2022 satışlarıyla çarptığımız zaman 2023 tahmini satış miktarını bulacağız. Şöyle gelelim. Çarpı 143. Hedef satış miktarımız arkadaşlar sene sonunda 23 milyar civarında. Bunu gelip kopyalayıp değerleme oranları üzerinden şöyle kod baktığımız zaman 70 liralık bir hedef fiyatı var arkadaşlar. Şu an fiyatına kadar şu an fiyatı 59 lira aşırı arkadaşlar. %10 desen 60 işte %20'den az bir potansiyeli var. %15 ile 20 arası gitme bir potansiyeli var. Ama şirkette bir gelecek olabilir. Nasıl bir gelecek olabilir? Arkadaşlar ben size burada hap bilgiler vermeye çalışıyorum. Şöyle faaliyet raporunda çok önemli bir nokta var. Şöyle zaten buraları siz okursunuz. Buralar biraz teknik bilgi veya şirketle alakalı. Şöyle şirketin faaliyetleri hakkında bir kısım olması lazımdı. Faaliyet konusu. Şimdi arkadaşlar, Korsa'nın 3 tane ana faaliyeti var. 1. Lastik güçlendirme, 2. Kompozit güçlendirme, 3. İnşaat güçlendirme. Şimdi bu lastik güçlendirme ve kompozit güçlendirmeyi gelip okursunuz. Burada işte önemli bilgiler vermiş. İşte 3 otomobil lastiğinden birini, her 3 uçak lastiğinden ikisini güçlendirmektedir ki dünya üzerinde arkadaşlar bundan bahsediyor. Yani gerçekten dünya üzerinde faaliyet gösteren bir şirket. Ama bizim için önemli olan şey şu inşaat güçlendirmesi. Nasıl inşaat güçlendirmesi? Biliyorsunuz arkadaşlar yakın zamanda maalesef peşi sıra iki tane büyük deprem yaşadık. Ve bu iki depremden sonra şöyle bir video veya şöyle bir güçlendirme tekniği ortaya çıktı. Şu an hemen açacağım size. Şöyle arkadaşlar inşaatların veya binaların kolonları karbon fiberle güçlendiriliyor. Bu karbon fiberlerle güçlendirilen kolonlar depremlere daha dayanıklı oluyorlar. Ve faaliyet raporuna gelip bakacak olursak arkadaşlar, şöyle bağlı ortaklıkların arasında karbon fiber dokuma ve PEGREK üretimi olan bir ortağı var arkadaşlar. Hatta %60 yani çoğunluk payı Korsa'nın elinde. Korsa şu an o yöne bir üretim yapıyor mu? Yani bir kolon güçlendirme yönüne bir üretim yapıyor mu? Bilemiyorum. Çünkü faaliyet raporunda belirtmemiş ama bu karbon fiber üretimi yapıyorlar. Eğer bu tarafa doğru ki bu inşaat güçlendirme faaliyet alanlarının içinde var bir yönelim olursa gerçekten çok güzel bir hikaye olur şirket için. Bu şekilde arkadaşlar hedef fiyatı da 70 liraydı. Şu an 60 lira diyebiliriz. Yani %15-20 arası bir artış potansiyeli var. Dediğim gibi bu karbon fiber üzerinden bir hikaye çıkabilir. Hepinize iyi günler diliyorum.